Fizikçi Michio Kaku gelecek hakkında tahminleri. Ünlü fizikçiyi yaptığı belgeseller ve fizik alanında yaptığı çalışmalar ile tanımayan yoktur. Ayrıca yaptığı Bilimin Ta Kendisi belgeseli de çok yankı uyandırmıştır. Ayrıca kendisine ait olan Geleceğin Fiziği adlı kitabında da bu konuları detaylıca ele almıştır. Teorik fizik ve bilim iletişimi alanında Stephen Hawking'in tahtını alır mı bilinmez, ancak Kaku da çok detaylı araştırmalardan yola çıkarak bilimi en az Hawking kadar başarılı bir şekilde halka arz ediyor. Harvard mezunu olan Kaku, 25 yıl boyunca New York'ta teorik fizik profesörü olarak çalışma yaptı. Kaku'ya göre bizi ne endişelendirmeli? Bir insanı denetleyen ve hedefini öldüreceğini söyleyen dronlar var. Gelecekte dronlar insan formunu tanıyacak ve hedefi öldürme iznine sahip olacak. Hatta bir gün bu dronlar o kadar delirebilir ki bir kısa devre veya ufak bir hata sebebiyle insan ırkını hiçbir sebep olmaksızın ortadan kaldırmaya çalışabilir. Otomatik öldürme makinaları bugün hakkında endişelenmemiz gereken şeydir, yarın için değil. Ama bunun dışında robotlar için endişelenmek zorunda değiliz. Kaku'ya göre gelecek ölüm makinalarıyla dolu. Günümüzde çoğu insan geleceği düşündüğünde genlerimizin hastalıklara karşı dirençli hale geldiğini, uçan arabaları ve uzay yolculuklarını görebilir. Ancak Kaku'ya göre geleceğin en büyük yeniliklerinden birisi insansız hava araçları, drone teknolojisi olacak. Ünlü fizikçi askeri drone sistemlerinin tehlikelerine ilişkin zaten yıllardır uyarıda bulunuyordu. Onları birer ölüm makineleri olarak gören Kaku, yapay zeka desteklerini almaları halinde işimizin zor olacağını söylüyor. Dünya dışındaki yaşamlar. Bu yüzyıl içinde bir uzaylı ırk ile iletişim kuracağız. Bunu dış uzaydan gelen radyo dalgalarını dinleyerek yapacağız. Yapay zekanın evrimi. Kaku'nun bu konuda belirttiği en net görüş şu şekilde: İnsanların yaptığı basit görevler bir robotun yapabileceğinin ötesindedir. Ancak onlarca yıl geçtikten sonra robotlar ve yapay zekalar en az bir fare kadar akıllı olacaklar. Sonra bir kedi, köpek ve maymun gibi olacaklar. Bu noktada yüzyılın sonlarına doğru tehlikeleri artacak ve hatta insanların yerini bile alabilirler. Yabancı dünyaları kolonileştirme. Günümüzde bu amaç uğruna çalıştığı bilinen en gelişmiş şirket SpaceX. Elon Musk, 2020'li yıllarda ilk yolculukların yapılmış olacağını söylüyor. Kaku ise bu konuda bir sigorta poliçesi gibi garantiye, bir de yedek plana ihtiyacımız var. Dinozorların bir uzay programı yoktu ve bu yüzden bugün burada değiller. Kimse dünyadan çıkıp Mars'a gitmemiz gerektiğini söylemesin. Ancak Mars'ta bir yerleşim yeri kurulma olasılığımız kesindir, diyor. Kripto para ve Bitcoin hakkında görüşleri. En tartışmalı konulardan birisi olan ve maddi kaygıları bütünüyle dijitalleştirilen kripto paralar hakkında Kaku kesin yargılara sahip. Sanal paraları, kripto paraları durduramazsınız. Ancak Bitcoin verimli bir endüstri değildir. Diğer taraftan kripto paraların egemen olmalarını engelleyecek bir şey yok. Otonom arabalar. Günümüzdeki neredeyse bütün teknoloji devleri bu alana doğru yatırım yapmaya başladılar. Daha geçtiğimiz günlerde Uber'in test halindeki sürücüsüz aracı bir yayanın ölümüne neden oldu. Yani artık trafikteler. Kaku'nun öngörüleri ise şu şekilde: önümüzdeki yıllarda ulaşım dijitalleştikçe GPS ve radarın rehberliğinde sürücüsü olmayan arabalar karayollarımızı ele geçirmeye başlayacaklar. Trafik kazaları ve trafik sıkışıklıkları gelecekteki insanlara göre mitolojik gerçekler gibi kalacaklar. Her yıl binlerce hayat kurtarılacak.